Efendim merhabalar, evet Profesör Celal Şengör biliyorsunuz kendi pisliğini merak edip yemiş ve bunu millete mataf bir şey gibi anlatmıştı. Yine bir açıklama yapmış, benim demiş namus kavramım yok. Bir tane kızım olsa işte hangi erkekle, kimle yattın kalktın hiç benim için önemli değil sormam sadece diyeceğim. İşte efendim kızım dikkat et bir mikrop kapma adam eğis meğis şu bu olmasın falan. Şimdi tabii bu kafadaki bir adama namus kavramını anlatmanın zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Fazla da bir şey söylemiyorum ama namus kavramı dediğiniz şey insanın zihninden başlar ve davranışlarına sirayet eder. Bu her duygu da böyledir. Siz düşüncelerinizi değiştirdiğiniz zaman hayatınız değişir. Yani düşünceleriniz neyse sonuçta sizsiniz. Adam benim namus kavramım yok diyorsa bu onun zaten davranışlarına yansır. Ve verdiği örnekte kızım diyor. Dikkat ettiniz mi? Şimdi bu tipler yıllarca işte herkesi hemen hemen konularda işte namus çok af buyurun iki bacak arasında değil. Namus işte niye hep kadınların üzerine yükleniyor falan diye Belki de eleştirmiş ya da sorsanız bir konuda öyle derler. Hayır efendim namus sırf kadının üstüne yüklenmemeli. Doğru çünkü tüm inanışlarda günah ve sevap açısından bakarsanız tüm inanışlarda namus kavramı kadın ve erkek için eştir. Yani bir konuda kadın namussuz oluyorsa aynı konuyu erkek yapıyorsa o da namussuzdur. Ben bunu yıllar önce bir kitapta yazmıştım sonra birine söylemiştim adam çıldırmıştı. Maalesef Türkiye'de değil dünyada bu namus kavramı hep kadınların üzerinden yorumlanır. Oysa ki erkeklerin de namusu kadının namusu gibidir. Erkeğin elinin kiridir diye bir şey vardı ya öyle bir şey yok. Kimsenin elinin kiri değil o kendi ahlakının kiri oluyor. Neyse şimdi bu profesör Celal Şengör örneği verirken bir kızım olsa diye başlıyor. Bilinçaltı ortaya çıkmış. Niye bir kızın diyorsun? Benim bir kızım ya da bir oğlum olsa niye demiyorsun? Çünkü yıllarca o eleştirdikleriyle aslında aynı kafada olduğunu görüyorsunuz. Bir örnek vermeye geldiğinde kızım diyor. Eğer oğlum demişse o videoda onu bilemem. O zaman bu, burasını benim söylediğimi dikkate almayın derim. Ama yani bir kızım olsa diyor. Yani siz kafadan zaten kadınları siz zaten orada namusla bağdaştırıp siz de bağdaştırmışsınız. Ama konuşmaya gelince eşitlik o bu bilmem ne. Asıl kadınların, tamam mı? eşitliğinin falan ne kadar ne olduğunu böyle işte gayri ihtiyari konuştuğunuz zaman söylemlerinizde görüyoruz. Ayrıca namus kavramım yok demiş ya genel olarak. Çok özür diliyorum ama o zaman ona şunu sormak istiyorum. Peki karınız için de aynı şeyi söyler misiniz? Kızın için, kızın için bunu söylüyorsun. Veya oğlun için de söylersin zaten kızı için söyleyen oğlu için haydi haydi söyle. Ya da bu oğlunu koruyup kızını çok özgür bırakmış kafadaysa onu bilemem. Çünkü adamın her şeyi tezat. Anlatabiliyor muyum? Kendi pisliğini yemiş bir adamdan söz ediyoruz. Neyini merak ediyorsun? Ya yani hayatta me merak edecek hiçbir şey kalmadı da bunu mu? Neyse. Kendi hanımı olsa hanımı için de aynı şeyi mi düşünüyor? Ben bunu merak ediyorum. Bak çok iyi niyetle söylüyorum. Şimdi namus kavramı olmayan bir adama siz her şeyi sorabilirsiniz. Ya, benim namus kavramım yok diyor. Orada nasıl bir açıklama yapar? Orada yapacağı açıklama nedir? İşte o benim karımdır, eşimdir. Ee, o benim sahip olduğum dese yine olmaz onun kafa yapısına göre. Onlar marjinal ya da modernler ya. Onlar çok özgürlükçüler ya. Kızı için bunu söylemek kolay. Kolaysa bunu karın için söyle. Var mı karısı bilmiyorum açıkçası. Merak da etmedim. Adamla alakalı hiçbir şeyi merak etmiyorum. Ama... Konuşmaya gelince konuşuyorlar. Örneklemeye gelince yine bilinç altından ne fışkırıyor? Kadın benim bir kız çocuğum olsa. Niye onun kafasında da öyle erkeğin elinin kiridir? Amaç burada yıllarca erkeklerin asırlardır hatta yıllardır değil asırlardır erkeklerin yapmış olduğu yanlışları kadınlara da yükleyip özendirip normalleştirip erkeğin savurgan hayatını kadına da savurgan hayatı olarak uygulamak ki başarılılar. Bakıyorsunuz özgürlük adı altında her şey yaptırılıyor. Tabi çocuk gelinlere karşılar ortalık çocuk kadınlarla dan geçilmiyor. Bir tane kız İzmir'de alkollü bir gece kulübünde midir ya da gazino mudur neyse olmayacağı yerde göbeği açık böyle mini etekle çocuk oynatılıyor. Videosu çekilip bir de paylaşılıyor. 23 Nisan'daki müsamerelerde kız çocuklarına yapılan rezaleti gördük. Anlatabiliyor muyum? Bir tane okulda çocuklar resmen dekoltenin dibine vurmuşlar kız çocukları. Bir tanesinde işte anlattım ben size enerji yapmış o. Daha sonra çıkan bir görüntüde bir oyun erkek çocuklar şöyle ayakta durmuş. Ayakları açık kız çocuklar önünde böyle kedi duruşu var ya o şekilde duruyor. Sonra erkeklerin ayak arasına doğru biraz gidiyor. Bu müsamereleri anlamış değilim yani. Öğretmenler, öğre, öğretmenler, e, okul kafayı yemiş. Abi veliler de mi kafayı yemiş? Yani senin çocuğunun müsameresinin provasını bilmiyor musun? Hadi müsamere anında gördün ben veli olsam gel kızım buraya. Bu ne biçim ya bakmadık görmedik size güvendik diye. Ortalığı ayağa kaldırırım. Hatta bugün yine bir müsamerede soruşturma başlatılmış. Ee, çocuklara ne yaptırılmış? Bak unuttum ben onu ya. Bugün hatta paylaştım ben onu. Ee, o okulda da soruşturma başlatılmış. Yine böyle kız çocuklarıyla alakalı bir şey. Saçma sapan şeyler okul müsamerelerinde. Ondan sonra işte profesör lakabı olan, sıfatı olan diplomasını inkar edemeyiz ama... Kalkıp benim namus kavramım yok diyor. Ondan sonra namus kavramı o zaman kızında yoksa oğlunda da yok. O o zaman eşinde var mı? Onu merak. Eşinde varsa o zaman senin namus kavramın az olsa olsa yok demektir, var demektir. Ama konu örneklemeye gelince bu. Kısacası gerçekten yani bir insanın namus kavramı dedim ya her inanışta var. Bu sadece Hani cinsellik falan değil bu işte hırsız olmazsın. Hırsızlık yapan da namussuzdur bana göre. Şerefsizdir. Anlatabiliyor muyum? Kalkıp milleti dolandıranın da namus kavramı eksiktir. Namus kavramı sadece insanın bedeniyle alakalı bir şey değil. Tüm yaşantısıyla alakalı bir şey. Ama benim namus kavramım yok dediğiniz zaman kızımla da bu benim ona namus olarak bak bir şey ben bunu şunu açıklamalı. Yani ben bunu Namus olarak görmüyorum kızım istediğiyle birlikte olabilir. Böyle bu zamanda na buna da namussuz diyemezsin. Bunu der. Ben de kimseye ilişkisi yüzünden namussuz diyemem. Yaptığı şey yanlıştır derim. Ama sen benim namus kavramım yok. Kızım istediğiyle yatsın, kalksın. Sadece mikrop kapmasın diyorsan, o zaman işin içine başka şeyler girer. İşin içine başka şeyler girer. Senin bütün hayatındaki kadınlar girer. Mesela kimse, annen de umurunda olmaz o zaman. Annen gidip onunla bununla yatıp kalksa, onunla da ben, sen umurunda olmaman lazım. Eğer yani komple namus kavramın yoksa ama kızıma karşı namus kavramım yok dediğin zaman o ayrı bir konu. Ayrıca bana göre çok yanlış bir örnek. Bir kız çocuğu ya da bir kadın üzerinden, bu örneklemeyi yapması da bence kadın kimliğine karşı bir hakaret. Ama kime anlatıyoruz? Bir laf söyleyemiyorsun. Ama herkes bir şey. Bu var ya böyle okumuş profesör olabilirsin. Hani adama ne demişler? Avukat ol sana kimse avukat olamazsın, doktor olamazsın, mühendis olamazsın, profesör olamazsın demedi. İşte ne olamaz insanlar ona da toplum karar versin, toplum yorumlasın. Yani bir şeyi konuşurken profesörlük veya işte bir sıfatın arkasına sığınıp ben istediğimi konuşurum, onu yaparım, bunu yaparım. Yani ben işte pisliğimi merak ettim yedim. <laughs> yani bu bir profesöre değil, bir insana, bir adama, bir kadına yakışmıyor. Ama bunlar bunları özgürlük ve marjinallik adı altında genç nesle örnek oluyorlar. Pompalıyorlar kardeş. Sonra ne oluyor? Nesil niye böyle olmuş? Sonra kızın biri çıkıyor. Nereden duymuşsa en az bir yıl vegan olan, çok iyi sıkı vegan olan birinin işte affedersiniz büyük abdestini yersen çok sağlıklıymış. Türkiye'de oldu bu kız bunu size anlatmıştım. Bayağı almış kadının büyük hap kadın mı erkek mi büyük abdestini canlı yayında yemi yedi bir de böyle yapıyor tadı çok kötü ama tabi sağlıklı ya çok affedersin pislik yemeği bir hal zannediyorlar Bak ağzımı bozacağım. Pislik yemeği bir pislik zannediyorlar. Siz anladınız o üç harfliyi söyleyemiyorum. O üç harfliyi yemeği <laughs> üç harfli zannediyorlar. Bir şey zannediyorlar. Yapan da bunu Türkiye'de, ki bir genç kız. Ama bunlar nereden oluyor? Sonra bana diyorlar ki işte etkiler mi? Ya etkiliyor abi. A profesör adam kendi pisliğini merak edip yerse o 14, 15, 16, 17 yaşındaki kızla böyle saçma bir şeyi okur gider bir tane vegan bulur onun pisliğini alır ve tabağa koyup çatalla yer. Her zaman diyorum ya iyi ki başımıza taş yağmıyor Allah hala ekmek veriyor. O da hala dualı ağızlar var emzikli bebelerin yüzü suyu hürmetine herhalde. Ay pardon özür dilerim <laughs> sinirden telefonu düşürdüm kusura bakmayın. Onların yüzü suyu hürmetine herhalde. Ya valla düşündükçe sinirlerim bozuluyor değerli dostlar. Yani gerçekten dünya nereye gidiyor? Köyde bir ev yaptık. İyi ki yapmışım arkadaşlara diyorum. Bugün arkadaş aradı. En iyisini yaptın. Yemin ediyorum vallahi billahi gidin hepiniz bir köye uzaklaşın. Benimki yine şehre yakın da. Ha gidin dağ köyünde falan oturun. Öyle bir şey oluyor ki ya benim işlerim yoğun İstanbul Avrupa o bu durmuyorum. Ama şuraya geldiğim zaman vallahi bak bak şu anda burada o cırcır cır böceklerinin sesi bile bir psikoterapi oluyor. Kafayı yedi insanlar. Bu olay köylere inmez inşallah. Köydekiler bu kafadakiler gitsinler o tam yerlerini bulsunlar. Evet değerli dostlar dedim ya. Herkesin namusu kendini ilgilendirir. Biz kimseye namuslusun ya da namussuzsun diyemeyiz ama insanların hareketleri ve yaptıkları da yoruma açık oluyor. Profesör e, titri olan bir insanın kalkıp böyle şeyleri söylemesi ve bu lafım benim ta nereye gidecek? Al nereye karına kadar, anana kadar, halana kadar, dedene kadar, ona buna kadar gider, her yere gider. Namus kavramım yok ne demek? Sadece kızın için mi yok? O o zaman oğlun için de yok, eşin için de yok, anan için de yok. O, oraya sorar bu soruyu, toplum sorar. Ama sadece içlerindeki gerçekten araştırılma bunlar tedavi. Ben sağlıklı görmüyorum yani. Onları çok ciddiyim. Sağlıklı görmüyorum. Evet siz, siz olun ne olur çocuklarınızla ilgilenin. Vakit geçirin. Aile olun. Bu sabah Alişan'ın programındaydım. Ya o kadar güzel ki 90'ları işlemişler. Yemin ediyorum terapi gibi geldi ya. Dedim ki iyi ki 69 doğumluyum. İyi ki o senelerde yaşamışım. Allah hayırlı uzun ömür versin ama 40 sene sonrasını ben göremeyeceğim herhalde. Öyle bir durum. Görsek de yine 50'yi göremeyeceğim Yani dedim ya ben çok güzel belki sıkıntılı dönemlerde ama bak ülkede rahatlık oldu, insanlar azdı. Bu kadar özgürlük a -a kaldıramadı. Müslüman toplumlara bu kadar özgürlük fazla. Çok ciddiyim bak. Yani kaybettiler kendini ya. Kaybettiler ya herkes saçma sapan şeyler. Abi soyunuyor. Bak şimdi Armağan Çağlayan'ın programına katıldım. Allah için adam çok güzel program yaptı. Her şey mükemmel. Programı bir de banttı. Montaj da beni şu kadar kesmemiş. Başkalarını kesmiş, beni kesmemiş. Peki ay altındaki yorumları gör. E benimkiler alkış diyor, seninkiler? Abi diziler topluma etkiliyor mu? Aa, ya, profesör kendini pisliğini yedi, öbür kız gitti vegan buldu onun pisliğini yedi. Diziler etkiliyor diyorum. Vay efendim şöyle böyle. Ha, bunun için senin şey olmana gerek yok ya. İnançlı, inançsız. Olmana gerek yok. Müslüman olmana gerek yok. Sağcı, solcu. CHP'li, AK Partili, o partili, bu partili olmana gerek yok. Bu bir gerçek. Yani ziyan olan çocuklar benim çocuğum. Ziyan olmadı. Şimdi oh benimki, oh bana dokunmayan kötülük bin yıl yaşasın mı diyeceğim ben. Diyemiyorum. 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 Yani yapacak bir şey yok. Ben konuştuğum zaman aa hayır kendileri konuşacak. Onlar soyunacak biz susacağız. Onlar küfür edecek biz susacağız. Böyle saçma bir yorum yapacak. Hakim bir susacağız. Niye susacağım abi? Susmuyorum. Her türlü çirkefliği, çirkinliği herkesin yapmaya ve konuşmaya hakkı var da benim yok öyle mi? Var konuşuyorum. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Dedim ya. Demişler. Sen Adama sor, ben ne demiş? Ben sana doktor olamazsın, mühendis olamazsın, avukat olamazsın demedim. Birileri de ne olamamış ona da kamuoyu karar versin. Benden söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.